Halil Sezai bize bundan önceki geldiğinde, daha doğrusu konuk olarak gelmemişti ama üst katta başlamıştı programa. Gönlü bol bir adam olduğun için bunu söylüyorum. Yani birçok insan belki bunu böyle yapmayabilirdi. Çok içinden geldi. Bunu böyle yapmak istedin ve içinden ne geliyorsa yaptın yani. Ve üst katta abi dedi böyle böyle bir durum var. Girip ben orada söyleyeceğim dedi. Dedim gel abi, süper hareket olur. Doğru mu abi buraya kadar? Hepimiz var. Doğru. Ve evet, gerçekten yani ben onu Beyaz Show'da yapmaya dikeceğim. Evet, hepimiz yani. Mahvolduk o zaman. Sorma. Ve bütün bizi izleyenleri o gece ekran başında duygulandıran bir çok da hoş bir sohbet etti. Ne güzel. Çok. Onu bir daha yayınlamayacağız ama bir evlilik teklifi, ama direkt bir evlilik teklifi değil de seninle hayatım boyunca neydi abi tam cümle? Yaşlanmak istiyorum diye bir cümle oldu. Çok da güzeldi. Kabul edilmedi. Şimdi kabul edilmedi. Kabul edilmedisi şöyle aslında. Ne oldu sonra? Bir gelişme oldu mu sonra? Yani aslında üstüne çok konuşmak istemiyorum. Evet. Hepimizin tabii, ayrı hayatı var. Başka aynen, şeyleri var. Aynen. Uzun bir dönem geçti. O kadar öyle. Yani konuşulacak bir şey yok. Evet, konuşulacak bir şey yok. Peki. Değmez falan diye pisleşmiş. Çirkinleşir. Biz Halil tabii. Halil efendim. Oğlum gayet ben sesimi duyuyorum. Ben bir şey demedim. Kimse Beyazıt demedi mi ya? Yok ben demedim. Ha yazık mı dedim? Beyazıt anladım ben onu. Evet pardon. Beyazık diye. Halil böyle bir teklifte bulundu. Ve tamam üstüne konuşmayalım ama ondan sonraki süreçte çok keyifli bir şey olmadı. Benim durum zaten malum. Hafta içinde Halil'le beraber buna bir son vermek için dedik ki üzerimizde büyük bir ihtimalle bizim nazar var. Ve bu nazarı kırmak için, bu gözleri üzerimizden atmak için kurşun döktürelim dedik Halil'le beraber. Ve Halil'le beraber hafta içinde kurşun döktürmeye gittik. Siz. Biz Halil'le beraber kurşun döktürmeye gittik. Merak ediyorum gerçekten. Ben de merak ediyorum çünkü sonradan izlemedim. İzledim de yani az izledim ama çok keyifli. Bir izleyelim. Halil'le beraber üzerimizdeki nazar atmak için kurşun döktürmeye gitmiştik. Bakalım neler olmuş. Evet. Abi ben vazgeçtim. Şimdi düşünsene örtünün altına gireceğiz. İkimize kadın cıs cıs diye bir şeyler dökecek. Hayır cıs cıs diye. Örtünün altından geçtikten sonra üstümüze dökülünce cof cof diye ses çıkarsa. Ha? Ya çıf 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 diye ses çıkarsa. Ha? Hayır en beteri de şu. Kı diye ses çıkarsan. Halil artık. Allah'ını seversen sese karar ver artık ya. Cof. Cof iyidir. Bak ben sana söylüyorum abi. Biz orada ikimiz ağlaya ağlaya birbirimize sarıla sarıla yanacağız abi. Ben gidiyorum. Hayır, hayır 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 gel. Oğlum bak başka çaremiz yok anlamıyor musun? Bizim bahtımız kapalı Halil'im. Gözünü seveyim. Ben de evlenemiyorum sen de. Hele sen en son canlı yayında teklif ettin. O bile reddedildi abi. Yok yani o tam olarak öyle olmadı. Yani canlı yayında olmadı o iş. Aa kız kabul mü etti lan? Yok yani kabul etmedi. Yani canlı yayında kabul etmedi. Daha sonra kabul etmedi. Yani bir iki saat sonra kabul etmedi. Ama zaten ben onu öylesine şey yapmıştım ki öyle ortaya atmıştım. Yani herhangi biri belki üstüne alınır. Hani bir muallakta ortaya atayım. Belki eskilerden birileri de şey yapar hani. Only you. Beni takip edin. Hadi oturun destursuzlar. Hazırlanın şöyle. Bu kadar çabuk mu oluyor bu iş ya? Abi hazırlanın derken sence neyi kastetti? Halil bir sus ya, bir sus ya. Hanginizin kısmeti bağlıydı? Benim, en çok benim kısmetim bağlı. Ya senin? Benim kısmetim yok. Yani bağlı da yok, çözük de yok. Yani genel olarak yok, komple yok yani benim. Oğlum kadın kurşun dökmeye girişiyor lan. Abi bir kere bu kadar çabuk olmaz çünkü ben nasıl olduğunu biliyorum. Daha önce görmüştüm. Bunların özel kostümleri falan olması gerekiyor. Maskeler olması lazım. Mesela üstüne 4-5 tane bir şey seriyorlar. Bir dönüyorlar, tur atıyorlar, bir sürü bir şeyler. Ha. Allah! Hadi kaç! Allah! Yok demin anlattığım gibi bir şey değil zaten. Doğrusu bu. Yani aslında biz örtünün altına gidiyoruz. Gerçekten doğrusunun bu olması lazım.
Halil. Sesleri duyuyor musun lan? Oğlum ne göz çıktı be. Beni de zaten en çok etkileyenlerden biri kurşun döküldüğünde dalganın çıkardığı köpük. Biz bunu anlayabilir miyiz Halil? Anlayamazsın. Sevgili seyirciler, Halil'in gözleri dolu dolu oldu. Şu anda ağlayacak. Ağlıyor. Çıkıyor mu? Ne çıkıyor mu? Nazar lan nazar. Ne çıkacak başka? Çıkıyor mu? Bilmem. Çıkıyor mu? Oğlum Halil deli etme adamı. Deli misin lan? Çıkıyor mu? Sana soruyorum. Ya bir rahatlama var mı? Var. Var abi var. Bir rahatlama var evet. Kocaman adam olmuşsun. Kadar. Al. Dedim işte. Önemli değil. Biplemiz. Kadar yerde gelmişsin. Yüzüme tüküre tüküre konuşuyorsun. Bu da tanımadığımız bir kadın tepemizden böyle bir sürü şey yağdırıyor. Tabii ki bir rahatlama var. Ah. Ben de o, ben de, ben de. Bu ses neydi lan? Re majör sesiydi. Ben de o da, ben de o. Teyzem. Teyzem vallahi bu kadar kurşunlanmak yetti bize ya. Gözünü seveyim çıkalım artık bize. Bak aktı nazarım. Acayip rahatladık biz. Çıkmıyor. Ne yapsam da çıkmıyor. Çok kuvvetli bir nazar var burada. Çok. Teyzeciğim artık çıktığı kadar ha. Teyzeciğim vallahi bak gerisini ben evde çıkaracağım. Hayır. Ben işimi asla yarım bırakmam. Nazarı akıtmalıyım. Akmalı. Gerekirse 3 gün 3 gece burada kurşun dökerim. Ama ben bu nazarı akıtırım. Akmalı! Akmalı! Ya teyze vallahi benim bütün nazarlarım her şey döküldü ya. Ben tamamım ya. Halil'in nazarları dökülmedi. Ben çıkabilir miyim? Yuh yuh. Seni bırakmak çok güç olacak. Çok güç olacak ama gidiyorum. Lan! Elem terefi şikem gözlere şiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,